Berat Kandili ile veyahut da Kadir Gecesi ile ihtilaflı. Fakat ikisi de Kur'an-ı Kerim'e ait. Cenab-ı Hak Hamim olarak başlıyor. Apacık olan kitabı andolsun ki biz onu, o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyız buyuruluyor. Yani burada buyuruluyor icmali olarak Berat Kandili'nde, tafsili olarak da Kadir Gecesi'nde indirildi. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gece hükmediler. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamber göndermekteyiz. O işitendir, bilendir buyuruluyor. Efendimiz bu Şaban'ın 14. 15. geceye bağlayan gece üzerinde çok hadis-i şerifler var. Bu faziletine binaen bu geceye Leyle-i Mübareke deniyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, af ve mağfiretini yoğun olarak tecelli ettiği gece buyuruluyor. Leyli Berâ'e buyuruluyor. Yani kurtuluş beraatinin, kurtuluş belgesini alma gecesi. Leyli Sak buyuruyor, vesika gecesi. Leyli Rahmet deniliyor. Tebriye ve Teberra, berat kelimesi aynı kökten gelmektedir. İlahi huzurda berat edebilmek için, o berâate nail olmak için teberri, yani Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmak. Yani kelime-i bir menfi ile başlıyor, la ilahe ile başlıyor. Kalpten Allah'tan uzak her şey silinecek. Tebriye, Cenab-ı Hak'la beraberlik neticesinde illallah kalp temizlenecek. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının kalp tecellisi haline gelecek. Ve kul bu şekilde bir takva sahibi olacak, müttaki olacak. Rivayete göre bu gece bir sene için doğacak ölecekler yazılır. Geçen sene ölen kardeşlerimiz vardı, o geçen sene beraatte yazıldı onlar. Bu sene kimler ölecek yine onlar tespite girecek bu gece. Rızıklar indi tabii Cenab-ı Hakk'ın indinde malum. Bak bu bildirilecek. Rızıklar indirilecek. Ameller ilahi huzura yükselecek. Bilhassa bu yıllık olarak Şaban'ın ayında bu Berat gecesinde yaptığımız ameller nasıl bir muhasebe vardır ticari hesaplarda? Artı eksi hesabı. Demek ki bir artı hesabının görüldüğü bir gün olacak. Efendimizin bir ikazı var. Recep ile Ramazan arasındaki insanların kendi gafil kaldığı bir aydır bu Şaban ayı. Alışıyor. Baştan bir Recep ayına heyecanla giriyor. Ondan sonra alışıyor. O kendisinden amellerin âlem Rabbi olan yükseldiği bir aydır. Demek ki bu ay Cenab-ı Hakk'ın amellerimin yükseldiği bir ay olmuş oluyor. Buyuruluyor rivayette Şaban'ın yarısı gecesinde namaz kılınız. Tabi burada namazı huşu ile kılabilmek. Bilhassa kaza namazlarımız varsa kaza namazları üzerimizde daha itina edebilmek. Gündüzlerde oruç tutunuz buyuruluyor. Tabi bu malum oruç sırf mideye değil, göze, kulağa, bilhassa ağza tutturmakla orucun faziletini koruyabilmek. Zira buyurulur ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yine buyuruluyor Allah Teala güneşin batmasıyla beraber yani pazartesi gecesi güneşin batmasıyla beraber dünya semasına rahmet nurlarıyla tecelli buyurur. Yok mu benden af dileyen? Onun günahlarını bağışlayayım. Tabi bu da Ya Rabbi beni affet olmayacak. Fiili olarak bu şeyin içinde olacağız. Cenab-ı Hakk'ın bu tövbeten nasuha bir tövbe-i nasuh halinde olacağız. Tabi kul borçları, hakkı ibad kul hakları bunlar kıyamete kalıyor. Onlar da ödenecek, helalleşilecek. Efendim cenaze namazını kılmazdı eğer bir borcu olana. Ancak akrabası o borcunu öderse o zaman cenaze namazını kılardı. Cenab-ı Hak yok mu benden af dileyen? Onun günahlarını bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen? Onu ben rızıklandırayım. Yok mu bir musibet zede dua etsin de ona afiyet vereyim bir hasta yani. Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu diyerek kulların tan yeri ağrıncaya kadar hitapta bulunur. Dolayısıyla Berat gecesi bir iltica gecesi. Cenab-ı Hakk'a bir yakınlaşma gecesi, dua gecesi, gözyaşı gecesi. Hazreti Mevlana buyuruyor ki nedamet ateşiyle, yani pişmanlık ateşiyle
dolu bir gönülle ve nemli gözlerle dua ve tövbe et. Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açar. Onun için bu gözyaşı çok mühimdir. Tabi bu Allah için olan bir gözyaşı. Dünya için bir gözyaşı değil. Hikmet ehli buyuruyor, gözyaşım ilahi muhabbet bağına girenler için bir tövbe pınarıdır. Günahları yıkar, temizler. Bu gözyaşının bilhassa seher vakitinde olması çok daha güzeldir. Rabbe karşı bir şükran ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın dua ve gözyaşı Cenab-ı Hakk'ın ümit dergahıdır. Bütün ümitlerin kesildiği bir anda bu dergahın eşinde ağlayabilenlere ne mutlu. Bu gözyaşı hakkında ehli takvanın çok güzel ifadeleri var. Cenab-ı Hak hakikaten bu gece Cenab-ı Hakk'a nemli gözlerle iltica etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yine Mevlana diyor ki, Cenab-ı Hak bu dünyada senden birkaç damla gözyaşı alır ama karşında sana nice cennet kevserleri bağışlar. Tabi bu gece en mühim bir abd-i acizlik için Cenab-ı Hakk'a dua etmek. Yani ben de değil, bir tevazu ile bir hiçlikle. Hayatımın bu hiçlikle devam etmesi lazım. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri abd-i aciz olmak için Bursa sokaklarında sırmalı kaftanıyla ciğer sattı. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri ne tuvaletler temizlendi ilimde zirveyken. Bahattin Nakşibendi Hazretleri mahlukata 7 sene hizmet etti. Hasta hayvanlara, yollara. İmam Gazali Nizamiye Medresesi'nin sayısız talebeleri varken hak rızasında mıyım yoksa şöhrette miyim düşüncesiyle büyük bir riyazata girdi. Velhâsıl bir hiçlikle bu gece Cenab-ı Hakk'a iltica etme gecesi. Senelik vukuatın hükme bağlanacağı bu gecede Rabbimizden hayırlar, feyzi bereketler, inayetler isteyelim. Nefsimiz, ailemiz, hısım ve akrabalarımız, bütün ümmet-i Muhammed hakkında, bütün İslam dünyasının, bilhassa Suriyeli kardeşlerimiz için onların bir selameti için dua edelim inşallah. Hiç şunu unutmama icap eder ki İhya olan kandil geceleri mezar karanlıklarının cennet avizeleridir. Seherlerde ilahi nurlarla sürmelenen, nemlenen gözlerin mükafatı hakkı vuslattır. Mevlana buyuruyor ki geceleri uyan buyuruyor. Geceleri uyan ve hakkı yürü. Çünkü gece senin için sırlar yurduna rehberlik eder. Gece senin için sırlar yurduna rehberlik eder. Herkes uyurken ilahi aşk sırları, mana zevkleri gönlüne bereketli bir yağmur gibi yağar. Çünkü geceliğin gönül pencereleri açılır, ötelerden nasipler alınır. Lakin bu haller yabancıların gözünden gizlenir. Bizler de Berat gecesi namazlara ilaveten Kur'an, zikir, tesbih, salavat-ı şerife, manevi sohbetlerle ihya etmeye gayret edelim. Gündüzümünde eğer müsait olanlar oruçta ihya etmeye çalışsınlar. Ve bütün bugün mahrumları sevindirmeye gayret edelim ki o mahrumların sevinciyle Cenab-ı Hak yevzu sadakat sadakaları ben alırım buyuruyor. Şehzade buyuruyor, mümin kardeş merhamet şefkat ehli ol da salih kişilerin yolunu tut. Sen ki ayaktasın, düşmüş insanı kaldırmak için onu elinden tutuver. Gönlün bir çiçek bahçesi gibi olsun. Şunu bil ki Allah dostları daha ziyade kimsenin uğramadığı dükkânlardan alışveriş ederler. Yani yalnızların, biçarenin dert ortağı olurlar. Efendimiz 3 talimat var, bu da çok mühim. Efendimiz buyuruyor ki, namaza durduğun zaman dünyaya veda eden bir kimse gibi ol. Tabi bu nasıl olacak? Bu kalbi merhaleler neticesinde olur. Son namazın gibi ol buyuruyor. Diğer bir hadise de benim kıldığım gibi kılın buyuruyor. Yine Cenab-ı buyuruyor, müminler felaha ermiştir, kat efler mümin. Onlar ki namazlarında huşu içindelerdir. Demek ki Efendimizin talimatı namaz. Zaten bu namaz çok ehemmiyetli. Yani Cenab-ı Hak bir vuslat, beraberlik Cenab-ı Hak'la. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Fahşadan, münkerden Cenab-ı Hak korur buyuruyor. Kıldığımız namaz kendimizi nasıl namaz kılıyor bir röntgenidir. Namaz bizi ne kadar fahşadan, münkerden koruyor. Gözümüzü haramdan, kulağımızı haramdan, kendimizi ne kadar ayaklarımızı haramdan koruyor.
Kalbimizi ne kadar boş şeylerden koruyor namaz. Namaz bizim için bir ölçü, kalbimizin bir röntgeni. İkinci Efendimiz'in talimatı, özür dilemeni gerektiren bir sözü konuşma. Eğer bir camda bir çatlak olsa, istediğin kadar onu yapıştırmaya çalış, o çatlağın izi gözükür. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Anne babaya karşı öf bile deme buyuruyor. Nasıl ya? Kavlen kerîmâ buyuruyor. Yani ikramkâr ve iltifatkâr söz söyle buyuruyor. Bir fukaraya hiçbir şey veremiyorsan, imkânın yoksa, kavlen meysûrâ buyuruyor. Tatlı birkaç söz söyle diyor, gönlünü alacak. Yine başa kalkmak, gönlünü incitmek sureti ecri zayi eden bir sadakadansa, kavlen mağrufa buyuruyor. Yani tatlı bir söz daha hayırlıdır diyor. Tahrip ederek verdiğin bir sadakadan, gönlü ince verdiği sadakadan tatlı bir söz güzel daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Kanadı kırık bir kuş gibi himaye muhtaç yetimlere, yakın akraba, yoksullara karşı yine kavlen mağrufa buyuruyor. Yani güzel söz ve tatlı dille konuş buyuruluyor. Hep zarafet, incelik. Kalbinde manevi hastalık bulunan kimselere karşı herhangi bir töhmete, fitneye veya yanlış anlaşılmaya mal vermek yine kavlen mağrufa buyuruyor. Yani yerinde ve uygun bir söz söyleyin buyuruyor. Zalimlerin kalbini yumuşatmak için, onların zulmünü hafifletmek için bertaraf ne kavlen leyyina buyuruyor. Bir akarsuyun akışı gibi yumuşak bir söz ifade et buyuruyor. Demek ki bir mümin özür dileyen bir sözü söylemeyecek fakat sözleri Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu şekilde bir ifade tarzı kazanacak. Kamil insan modeli. Üçüncüsü efendim üçüncü talimatı insanların elinde bulunan dünyalıklardan ümidini kesmeye karar ver ve buna azmet yani müstani ol. Cenab-ı Hak'tan iste. Muhterem kardeşim, bu Berat gecesinden sonra gün ve gecelerde Ramazan-ı Şerif'e hazırlık mahiyetinde olduğu için itina göstermek lazım ki, zira o gelen geceler bir rahmet geceleridir. Nur kaynağı Ramazan-ı Şerif'in mukaddes davetiyeleridir bu geceler. Bu günlerde Ramazan neşesi gönül heyecanını ruhaniyleştirmeli, hayır hasenatımızı çoğaltmalı, iman hakka sadakat artmalı, kalbimiz bir dergâh haline gelmeli, kendi bütün insanlara, bütün mahlukata mesul görmeliyiz. Bu gerek Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu bir gece, Kadir gecesi hâkeza, Ramazan-ı Şerif. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir bu geceleri ihya etmek, gündüzleri ihya etmek. Kur'an-ı Kerim tahsili en mühim tahsildir. Bizi kurtaracak, ahirette selamet edecek Kur'an-ı Kerim tahsilidir. Kur'an-ı Kerim tahsili üç kategoridedir. Birincisi tilavet, huruf, harflerin mahreçlerine ve tecvid kaidelerine riayet edip Kur'an'ı düzgün tilavet etme. Eğer bundan eksiksek, bunu tamamlamaya gayret etme. Kıraatsiz bir namaz kılınamaz. İkinci hudut, ilahi emir ve yasakları hakkında fiilen yaşamak. Bu da ihlas ve takva sahibi olmakla mümkün. Kalp ve beden ahenk için olan zahir ve batın birbirine mezci olacak. Kalp merhaleler katacak ki Allah'ın emirleri büyük bir iştiyakla, vecdle, bir sevinerek Allah'a yaklaşıyorum ben. O şekilde emirler ifade edilir, o şekilde yasaklardan kaçınılacak. Öyle olacak. Fettukullah yuallimukullah. Elsi takva Allah size öğretiyor buyuruyor. Yani zihni bilgiyle kalbi bilgi mezci halinde olacak. Üçüncü hulk Kur'an ahlakı, Allah'ın ahlakı, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Bu işte bir Kur'an kültürü budur. Her halimizde şunun tefekkürü, Allah benim bu halimden razı mıdır? Resulullah Efendimiz benim bu halimi görse tebessüm eder miydi, üzülür müydü? Mümin nefsaniyetin taarruzlarına karşı Kur'an ruhaniyetiyle çetin bir nefis muhasebesine giren kişidir. Bu Kur'an'ın ruhaniyetine girebilmek için de zahir batın emirlerin yasaklara dikkat etmemiz lazım. Burası zahiri farzlar var, namaz huşu ile kılınacak. Oruç lâleküm tettekûn. Cenab-ı Hakk'a yaklaştığı bir oruç, merhameti arttıran, nimetli bir oruç. Zekat
Mülk Allah'a ait. Bu idrak ile Cenab-ı Hak yaklaşıkça verecek zekat, sadaka, infak vesaire. Hac bir kefen iklimine giriş. İlahi huzura çıkın bir hatırlama. Bu zahiri farzlar. Bunun yanında seher vaktinin kıymeti var. Hadis-i şerif buyuruluyor, aman gece kalkmaya gayret edin. Çünkü o sizden önceki salih kimsenin adetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak Allah'a yakınlık ölçüsüdür. Bu ibadet günahlardan alıkoyar. Kalp ruhaniyetle dolar, hatalara kefaret olur ve bedenden dertleri giderir buyuruluyor.